Herkese merhabalar ben Levent yine bir oyuncu ekipmanı incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Asus'un TUF ailesinin en yeni üyesi olan Gaming K7 model optik, mekanik ve RGB aydınlatmaya sahip oyuncu klavyesini inceleyeceğiz sizlere. Asus genelde TUF ailesinin bir önceki nesillerinde e, mekan membran dediğimiz anahtarlı yapıları kullanıyordu. Onlar da tahammüle mekanik değildi, mekanik isti fakat membran yapıda e, anahtarlara sahipti. Fakat Asus TUF serisini artık tamili yenilemiş durumda ve oldukça güzel özellikler katıp üstüne bir de uygun fiyata getirmesiyle şu an e, gönüllerde taht kurmuş diyebilirim arkadaşlar inceleme geçmeden önce sizlerden bir iki ricam olacak öncesi de elbette kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız lütfen abone olup bildirimlerini açın bunun dışında video altında bazen yorumlar görebiliyoruz. Baya uzun uzun yorumlar da olabiliyor ve hepsine yetişmem zor oluyor arkadaşlar. Bizim Facebook grubumuz mevcut. Modart PC ailesi olarak geçiyor. Sizlerden ricamız sorularınız varsa veya destek teknoloji ile ilgili destekleriniz de mevcutsa lütfen Facebook'ta Modart PC ailesi grubumuza da katılmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi ilk olarak yapısından başlayıp incelememize geçelim. Asus'un TUF Gaming K7 model klavyemizin kutusu oldukça şık tutulmuş. Satış noktalarında deneyimleyebilmeniz adına yön tuşlarının bulunduğu alan tamamıyla açık bir yapıda. Kutusunu açtığımızda ise klavyemizin üst tarafında boydan boya plastik bir koruma olduğunu da görebilirsiniz. Kutu içerisinde ise klavyemizin kendisiyle beraber sadece ekstradan bilek dayama desteği çıkıyor. Ayrıca bir de kullanım kitapçığı mevcut. Bu kullanım kitapçığına da muhakkak ki bakın arkadaşlar. Çünkü üstünde hızlı bir şekilde makro atama tuşları yer almış. Bu sebeple kitapçık sizlere oldukça faydalı olacaktır diyoruz. Ve şimdi yapısından devam ediyoruz. Boyut olarak 44 santim uzunluk ve 12,5 santim bir genişliğe sahip olan bu klavyemiz tam takım tuş yapılarına sahip yani sayı karakterlerimizde yer alıyor. Anahtarlarımızın monteli olduğu üst gövde Tek parça alüminyum metal bir malzemeden ve gümüş gri tonuna yakın bir renge sahip. Ayrıca parmak izi yapmadığını da belirtebilirim. Çerçevesi ve alt gövdesi ise tamamıyla tek parça plastik bir malzemeden. Dört köşesinde kaydırmaz kavuşuklar da yer almış. Yükselti ayakları ise açtığımız zaman klavyemize 1.5 cm'lik bir yükselti katabiliyor. Ve yine yükselti ayaklarını ise tamamıyla çerçeveleyen kaymaz kavuşuklar bulunduğunu da belirteyim. Klavyemizin alt plastik tablasında bir kablo kanalı yer almıyor. Olsa hiç biraz daha güzel olabilirmiş. Bu sebeple hemen arka kablosu uzatılmış. 180 santim uzunluğunda üstü silikon bir korumaya sahip oldukça kalın bir kablosu olmasıyla beraber uç kısmında USB 2.0 konektörü ile bilgisayarınıza bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz. Asus TUF ailesinin bir önceki serilerinde genelde harici bir bilek dayama desteği bulunmuyordu veya klavyemizin üstüne dahili bir şekilde gelmesiyle beraber oldukça dar bir yapıda da oluyordu. Fakat Asus yeni TUF K7 serisinde şöyle de görebileceğiniz gibi harici bir bilek dayama desteği eklemiş ve bunu magnetik bir yapıda kullanıcılara da sunmuş. Şimdi sırasıyla özelliğine de bakacak olursak üst kısmın tamiri deri bir malzemeden olduğunu görebilirsiniz. İç kısmında ise hafızalı dediğimiz formunu kaybetmeyen süngerler mevcut. Üst deri kaplamanın Sağ tarafında Asun TAF çizgileri yer alıyor. Sol tarafında ise logosu ve The Ultimate Force diye bir yazı mevcut. Çerçevesi ve alt tablası tamamıyla plastik bir korumaya alınmış durumda. Alt tarafı çevirdiğimizde ise oldukça geniş yapıda toplamda 6 adet kaydırmaz kavuşuk da yer almış ve yüzeye koyduğunuz an kesinlikle kaymadığını da belirtebilirim arkadaşlar. Boyut olarak ise klavyemizi tamamıyla kaplayabiliyor. Sizlerde şöyle canlı olarak görün elbette. Arka plandaki videolarda zaten görüyorsunuz ama ben size yine de göstereyim. Bu tür magnetik yapıda bilek dayama desteklerinde en önem verdiğim noktası şudur arkadaşlar. Yani bilek dayama desteğinin klavyeden ayrılmama unsuru. Şahsen farklı markalarda bu sorunu çok yaşadık arkadaşlar. Fakat Asus magnetik yapıyı daha geniş bir alana uzatmış. Özellikle gün içi veya oyunlarda klavyeyi kullan kullandığınız zaman e, bazen böyle gaza gelirsiniz klavyenin Sağ tarafını ileri kaydırırsınız ya o noktada işte bilek dayama desteğinin ayrılmaması klavyeden oldukça artı bir unsur da teşkil ediyor bu noktada bilek dayama desteğinin ise görevini başarıyla yerine getirdiğinde tekrardan ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi en önemli noktası olan tuş ve anahtar yapısına değinmeye geldi sıra fakat öncesinde şunu belirteyim Asus TUF Gaming K7 model klavyesini Türkiye'ye Türkçe tuş dizimine sahip bir şekilde sunacak zaten arka plandaki videoda görebilirsiniz sizlerde ÖÇŞİ gibi Türkçe karakterler yer alıyor bu klavye. Ki ilk artısını kapmış da oluyor. Tuş yapılarına baktığımızda ise... ...beyaz ABS plastik üzerine siyah boya kaplaması mevcut. Fakat burada yine çok ince bir detay mevcut arkadaşlar. Tuşlarımızın üstünde genelde ana karakterlerimiz yer alır. Mesela işte F1, F2, F3, A, B, C, D gibi. Fakat bunun dışında... Özellikle soru işareti, ünlem, parantez veya medya butonları varsa play pause karakterleri beyaz bir boya ile tuşun üzerine uygulanıyor. Bu hatayı sadece Çin malı klavyelerde değil e, kaliteli marka klavyelerde de görebiliyorduk. Bu noktada genelde üstteki siyah boya, statik boya kolay kolay uzun kullanımda soyulmuyor. Ama üzerindeki beyaz boya ile işlenmiş karakterler e, oldukça kısa sürede maalesef ki tuşun üzerinden kazınabiliyordu e, ve tamamıyla yok olabiliyordu. Bu da kullanımda işte soru işareti hangi tuştaydı, ünlem hangi tuştaydı gibi aramalarında sebebiyet veriyordu. Yani oldukça eksi unsur teşkil ediyordu arkadaşlar. Şahsen Asus bu noktayı aşmış ve karakter yapılarında kesinlikle harici bir boyada kullanmamış. Bu noktada da ikinci artı unsurunu da kapmış oluyor arkadaşlar. Şimdi anahtar yapılarımıza geçelim. Asus Tuf Gaming K7 model klavyemizde Lightstrike markasının optik mekanik anahtarlarına yer vermiş durumda ve bu anahtarlarda hem doğrusal hem de dokunsal olarak iki farklı yapıda piyasaya satışa sunulacak. Bunu da biraz detaylandıralım elbette. Doğrusal dediğimiz anahtar yapıları Cherry MX'lerle kıyasladığımızda kırmızı switch'li anahtarlara denk geliyor arkadaşlar. Elimde olan da zaten doğrusal yapıda olanı. Sesini de duyun bir yandan şu şekilde görebileceğiniz gibi tactile olarak geçer İngilizce'de. Yani tuşa bastığınız zaman arada bir clicky ses tonu yani dokunsal bir ses tonu algılamazsınız. Dokunsal dediğimiz ise mavi anahtarlı yapılar oluyor arkadaşlar. Yani tuşa bastığınız zaman önce aktiflik mesafesinde bir klik tonu sonrasında tabloya değme tonunu ise dersiniz. Şimdi klavyemiz üzerinde bulunan anahtarların tactile and click olarak adlandırdığımız doğrusal ve dokunsal yapıda olan iki farklı anahtar seçeneğiyle geleceğini belirttik. Fakat genelde ben de öncesinde bu iki anahtar yapıları arasındaki farkları değinmezdim. Çoğu kanalda değinmiyor çünkü videolar genelde çok uzuyor. Sizler de sıkılabiliyorsunuz. Ama madem işin detayına giriyoruz bunları da değinmemiz lazım elbette. Şimdi arka plandaki video üzerinden hep beraber iki farklı anahtar yapısı arasındaki farkları görelim ki sizler de Hangi anahtar yapısı size uygunsa onu doğru bir şekilde tercih edin. İlk olarak anahtar yapılarını nasıl ayırt edebileceğinizi de değineyim. Dokunsal olarak adlandırdığımız gri renge sahip anahtarlı olan modelimiz mavi switch'li ses tonuna eş değer Doğrusal olarak adlandırdığımız siyah renkte olan ise kırmızı switch'li yapıya eş değer. Fakat ikisi arasındaki özelliğe de şimdi sırasıyla bakalım arkadaşlar. Klik olarak adlandırdığımız dokunsal anahtarımız 50 gramlık bir baskı hassasiyetine sahip. Çalıştırma noktası olarak adlandırdığımız aktiflik mesafesinde ise 1,5 mm olarak belirlenmiş arkadaşlar ki diğer standart Cherry MX anahtarlarda bu değer 2 milimdi. Toplam tuş vuruş yani sürme mesafemiz ise dokunsal modelimizde 3.55 mm olarak belirtilmiş. Fakat doğrusal anahtara baktığımızda ise baskı hassasiyeti 49 grama düşüyor. Çalıştırma noktası yine 1.5 mm. Fakat tuşumuzun sürme mesafesi 3 milime düşürülmüş. Ki bu noktada doğrusal olan yani kırmızı anahtar olarak adlandırdığımız mavi anahtarlı yapıdan biraz daha hızlı oluyor. Fakat optik mekanik anahtarlarımızın bir de iç yapıda bize ne kadar hız kattığına değinelim şimdi. Standart mekanik anahtarlar iç kısımda tamamıyla metal bir kontak mekanizmasına sahip oluyor. Ve sizler her tuşa bastığınızda bu kontak dediğimiz metaller birbirine değerek devreyi tamamlıyor. Fakat bu noktada iki adet eksi unsur oluşuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kontak yüzeylerin birbirine değerek deforme olması. Diğer ise zamanla korozyona uğraması. Ama tabii ki burada kullanılan mekanik anahtarların iç kontak yapısındaki kalitelerde birbirinden farklı olabiliyor. Mesela e, Cherry MX anahtarlarında iç kontak mekanizma özel kalay kaplamaya sahipken ve korozyon önleyici malzemelerle kaplanmışken e, Çin switchlerine baktığımızda tamamıyla bakır ve korumasız anahtarları sahip oluyor. Bu noktada e, korozyona da oldukça müsait bir yapı oluşturabiliyor. Bu da klavyenizin kullanım ömrünü etki ediyor. TAF K7 klavyesinde kullanılan Light Strike'ın optik mekaniklerine baktığımızda ise metal bir kontak mekanizması yerine infrared olarak adlandırdığımız kızılötesi bir sensör bulunuyor. Kızılötesi sensörümüzle devreyi tamamlayan kontak birbirine paralel bir yapıda. Tuşa her bastığınız Devreyi bölen eleman aşağı doğru inmiş oluyor ve kontakta tamamlanmış oluyor. Peki bu noktada optik mekanik anahtarlığın standart mekaniklerden ne gibi bir fark oluyor diye soracaksınız. Ben de size şu cevabı vereceğim arkadaşlar. Geldi standart mekanik anahtarlarda tepkime süreleri 1 milisaniyeye kadar düşüldü. O 1 milisaniye olarak adlandırdığımız tepkime süresi anahtarlarda sizin de baskı hassasiyetinize göre 3, 5, 10 milisaniyelere kadar ulaşabiliyor. Çünkü standart mekanik anahtarlarda bulunan metal kontakların belli bir iletim oranı mevcut arkadaşlar. Bunun dışına çıkılamıyor. Fakat optik mekanik anahtarlarda bulunan infrared sensörler 0.2 milisaniyelik bir tepki süresine sahip. Ki bu noktada kullanıma dayalı gecikme süreleri de dahil olmak üzere yaklaşık 6 kat daha hızlı kontak sağlayabiliyor. Ayrıca infrared teknolojisinin daha az dalgalanmaya sahip olmasıyla beraber 5 kata varan bir oranda daha çok hamle yapmanıza da olanak tanınmış oluyor. Yani standart mekaniklerden 5 katı daha hızlı olduğunu belirtebilirim. Bunun dışında optik mekanikler standart mekaniklere oranla suya ve toza daha dayanıklı. Ki Asus bunu biraz daha geliştirmiş ve IP56 standartına sahip bir şekilde özel nano kaplamalara yer vermiş devre kartında. Yani sadece optik mekanik anahtarlar değil, klavyenizde de su geçirmezlik özelliği mevcut arkadaşlar. Ee, ayrıca bunun dışında özellikle sıvı dökülmelerine karşı hemen klavyenizin alt tarafında 3 değil bakayım yaklaşık 4 adet sıvı tahliye noktası mevcut. Fakat çok aşırı basınçlı bir su dökülmezse ve anahtarlığın iç kısmına sızıp devre kartına inmezse emin olun standart su dökülmelerinde devre kartınıza bile su inmeyecektir arkadaşlar. Ee, şahsen bu noktalarında başka değineceğimiz kısmı kalmadı. Şimdi sırasıyla klavyemizin medya butonlarına, RGB yapısına ve yazılım desteğine bakalım. Sonrasında genel değerlendirmeye geçeceğiz. Asus K7 klavyesinde harici bir medya butonu yerleştirilmiş. Bunun yerine F butonlarını kısa yollar atamış. F6, F7, F8 butonlarında Playpal gibi kısa yollar bulunurken F9, F10 ve F11'de ise ses kısmı açma ve kapatma butonları yer alıyor. LED bildirim göstergeleri de yer alıyor elbette fakat klavyemizin sağ üst köşesi yerine bu sefer yön butonlarının üstüne doğru konumlandırılmış. Standart klavyelerde 3 adet bildirim LED'i yer alırken K7 modelinde toplamda 5 adet bildirimli yer alıyor. Caps Lock, Num Lock ve Scroll Lock dışında 2 adet bildirimli daha var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi klavyenizin Windows tuşunu kilitlediğinizde aktif oluyor. Diğerinde ise bir M harfi görüyorsunuz arkadaşlar. Peki bu M harfi ne işe yarıyor? Asus zaten bu klavyemizde dahili bir bellek barındırmış, yanılmıyorsam 32 MB olması lazım arkadaşlar ve dahil olarak üç farklı profili hafızasına kaydedebiliyor. Ve ayarladığınız profilleri ise W, A, S tuşlarının üzerinde bulunan 1, 2, 3 sayılı karakterlere atayabiliyorsunuz. Fakat bazı kullanıcılar hızlı makro kaydı yapmak isteyebilir. Bu sebeple Asus FM ve Alt GR kısmında bulunan makro yazılı tuşa bastığınız zaman sizlere hızlı makro kaydı imkanı da sunmuş. O tuşlara bastığınızda LED bildirim noktasında makro yazılı LED sizlere bir bildirim sağlıyor. Yanıp yanıp sönüyor ve makronuzu ayarladıktan sonra o butona tekrar bastığınızda makronuzu da kaydetmiş oluyor. Asus buna On Fly Makro mu ne öyle bir isim vermiş arkadaşlar. Tam telaffuz edemiyorum kusura bakmayın. Yani sadece yazılımla sizi mahkum etmemiş oluyor. Bunun dışında zaten görebildiğiniz üzere bir LED'li bir yapı mevcut. Her bir LED piksel tuşun arka kısmında bulundurulmuş ve oldukça aydınlık parlak olduğunu da belirtebilirim. Anahtar yapılarında karakterlerin büyük tutulmuş olması ise LED'leri daha belirgin hale getiriyor. LED efektlerini klavyenizdeki yön tuşlarıyla de değiştirmeniz mümkün arkadaşlar. Fn tuşuna basıp sağ ve sol yön tuşlarına bastığınızda LED efektleri değişiyor. Yukarı aşağı butonlara bastığınızda ise LED efektini tamamıyla kapatabiliyorsunuz. Ki zaten Yazılımda da farklı farklı modlar sizlere eklenmiş. Şimdi yazılım noktasına geçelim. Klavyenizin yazılımı için öncesinde ürünün sitesi üzerinden Asus Rog Armoury2 yazılımını indiriyorsunuz. Yazılımın kurduğunuz anda zaten klavyemizi hızlı bir şekilde tanıyor. Klavyeniz üzerinde ayarlamalar yapmadan önce program üzerindeki ayar butonuna bir defa tıklayın. Çünkü satın almış olduğunuz klavye için bir firmware güncellemesi gelmiş olabilir. Alt kısımda klavyeniz veya farklı Asus cihazınız varsa hangisinin firmware güncellemesini yapmak istiyorsanız önce onu seçin ve üst kısımda canlı güncellemeye bastığımızda yeni bir firmware varsa direkt karşınıza bir kutucuk geliyor. Mesela bizim için 10053 kodlu bir firmware güncellemesi gelmiş. Hemen alt kısmında evet yazılı butona basıyoruz ve Rock Armory 2 yazılımımız otomatik olarak firmware güncellemesini gerçekleştiriyor. Yani ilk olarak bu işlemi yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Rock Armory 2 yazılımını yüklediğinizde mesela benim Gladius 2 Origin farem de var. Tough Gaming K7 klavyemde var. Her ikisinde de tanımış durumda program. Alt kısımda toplamda klavye makro eşitle ve istatistik adında 4 farklı kategori mevcut. Klavye kategorisi de sizin özelleştirme ekranınız bulunuyor. Ve dahili belleği de bulunduğundan dolayı toplamda 3 farklı profil atamanıza da imkan tanıyor. Bunun dışında sağ tarafta makro kategorimiz mevcuttu. Bu makro kategorisinde sol taraftan artıya her bastığınızda yeni bir makro açıyorsunuz ve kayıda bastığınız zaman makrolarınızı da hızlı bir şekilde kaydetmeniz mümkün. Fakat Klavye ekranına tekrar döndüğümüzde özelleştirme ekranından isterseniz makro atama istediğiniz tuşun üzerine bir defa basıyorsunuz. Ve bu tuş mesela varsayılan olarak ayarlanmış fakat dilerseniz klavye fonksiyonu, fare fonksiyonu, makro program başlatma, multimedya ve Windows kısa yolu gibi atamalar yapmanız tamamıyla sizler için kolaylaştırılmış durumda. Yine bu ekranda özelleşmenin yanında ışıklandırma bulunuyor. Işıklandırmaya geldiğinizde ise şu an renk döngüsü açık fakat iç kısımda yaklaşık 10 tane farklı LED efekti yer almış. Buradan kendi göz zevginize uygun bir efekti seçebilirsiniz. Alt kısımda ise LED'lerinizin parlaklığını ve LED efektlerinin hızını da değiştirmeniz gayet mümkün durumda. Eşitleme kısmına geldiğimizde ise eğer sisteminizde farklı Asus donanımları veya oyuncu ekipmanları varsa hepsini tek bir LED efekt döngüsüne sokabiliyorsunuz. Fakat efektlerin oldukça az olduğunu belirtebilirim zamanla eklenip arttırılabilir. Ayrıca istatistik kısmına da baktığımızda ise klavye veya mouse'unuz için ne kadar tıklama yaptığınızı belirten istatistik ekranda yer alıyor. Evet Asus'un TUF Gaming K7 model optik mekanik oyuncu klavyesinin hem incelemesini hem de detaylı açıklamasını sizlere umarız güzel bir şekilde yapmışızdır. Şimdi sıra hem genel değerlendirmeye hem de oyun deneyimlerime geldi. Anahtar yapısı olarak standart mekaniklerden daha performanslı olduğunu belirtebilirim. Şahsen 1 gram eksi unsur yaşatmıyor. Ve mekanik klavyelerden daha hızlı olduğu hissiyatını da kullanıcıya veriyor arkadaşlar. Tuşların konum yapısı olsun, baskı hassasiyeti olsun, aktiflik mesafesi olsun gerçekten muazzam bir seviyede. Klavyenin özellikle uç kısmı ile en arka kısmındaki kalınlık ise güzel bir seviyede tutulmuş bilek dayama desteği olması zaten artı bir unsur fakat bunda en çok sevdiğim noktası ise bilek dayama desteğini oldukça konforlu ergonomik bir yapıda tutması mesela farklı markalarda bu deri bilek dayama destekleri bazen de oldukça orantısız ve yüksek olabiliyor fakat Asus bilek dayama desteğinde inceden kalına doğru çok güzel bir ergonomi yaratmış ve oyunlarda sizlere rahat ettirecek seviyeyi de sunmuş. Raporlama noktasında ise 1000 Hz raporlamayı sağlamasıyla beraber zaten tepkime süresinde ise 0.2 milisaniyelerde rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Fakat kullanım ömrü noktasına da gelecek olursak standart mekanikler 50 milyon veya bazı üreticilerinki 70 milyon tıklama ömrü sunarken Asus'un K7 klavyesinde kullanılan Light Strike Optik mekanikler tamı tamına 100 milyonluk tıklama ömrü sunuyor kullanıcılara. Yani çoğu noktada kendini artıya çıkartabiliyor. Bu klavyede tek eksi unsur olarak belirteceğim noktası harici bir medya butonu bulunmaması arkadaşlar. Fakat e, harici medya butonları yer alsaymış eğer bu da fiyatı etki edebilirmiş. Bu sebeple fiyatta biraz uygun tutmak amaçlı harici medya butonu yerleştirilmediğini düşünüyorum. Bunun dışında başka bir eksi unsur da yok bana göre. Mesela bazınız kablo kanalı olmaması eksi unsur verebilir. Fakat e, benim klavyemde bulunuyor mesela ama ben de hiç uğraşıp sağından veya solundan geçirmiyorum. Hep orta kısmından kullanıyorum kablomu. Yani benim için o kadar da eksi unsur değil ama sizlerin gönlü olsun diye hem kablo kanalı bulunmamasına hem de harici medya butonu olmasına eksi unsur verelim. Artı unsurlarını yine sıralayalım. Harici ve manyetik yapıda bilek dayama desteği olması birinci artısı İkinci artısı optik mekanik anahtarları sahip olmasıyla Standart mekaniklerden daha performanslı olması Su geçirmez özelliği bulunması en büyük artısı En büyük ikinci artısı ise Anahtarlardaki karakterlerin kesinlikle boyalı bir şekilde olmaması Bu da kullanım ömrüne oldukça etki eden özellikler oluyor arkadaşlar Fiyat noktasında ise ülkemizde benim gördüğüm en uygun fiyat 510 10 TL civarıydı şahsen böyle bir klavye için yani Asus çığır açmış diyebilirim 500 TL'ye bu klavye imkansız diyorum ben 400-450 TL'lik Çin malı mekanik klavye alacağınıza e, gidin Asus'un TUF Gaming K7 klavyesini alın derim o klavyelere kalkıp kalitesiz demiyorum yanlış algılamayın arkadaşlar fakat bunun fiyatını bunun özelliklerini ve bunun sunduklarını diğerleriyle kıyasladığım zaman şahsen Asus'un K7'si 500 lirayı ya sonuna kadar hak ediyor. Bırakın 500'ü benim nazarımda bu klavye 750-800 TL değerinde. Çünkü hiç unutmuyorum ilk optik mekaniği Bloody çıkartmıştı. B, B4 neydi hatırlamaya çalışıyorum. Bloody B740A modeli arkadaşlar. B740A modelini ben zamanında satın almıştım ve o zamanın fiyatı yaklaşık 600 TL idi hepsi burada da. Ve ben o klavyeye o fiyatı vermiştim. Çok da memnundum. Fakat Asus daha gelişmiş modelini daha yeni daha üst versiyonunu daha uygun fiyata getirmiş bizlere ve üstüne basa basa değiniyorum fiyatını sonuna kadar hak eden ve mekanik klavyeye geçmek isteyen kullanıcıların bence ilk tercih etmesi gereken modellerden birini üretmiş diyorum. Baş gözle de gerek duymuyorum açıkçası. Şahsen her noktada kendini baya bir artıya çıkartmış. Özellikle fiyat noktasında kaçılmaması gereken bir model olmuş diyorum. Ve videoma da son veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki incelememizde e, ne varmış burada? Asus'un Yine Tav serilerinden h 3 model uygun fiyatlı bir kulaklığı var. Tav serisinin en giriş versiyonu olmuş bu açıkçası. Onu inceleyeceğiz. Onu da şimdiden dört gözle bekleyin ve kanalımıza abone olup bildirimleri açıp bizlere de destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdiden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.